Arkadaşlar geçtiğimiz derslerde özellikle performans konusunda işlemler yaptık. Özellikle hani indeksin ne kadar önemli olduğunu gördük. Stop prosedürü kullanmanın faydalarını gördük. Diğer taraftan transactional database yapısından bahsettik. OLTP sistemlerden, online transactional processing dediğimiz database sistemlerinin nasıl çalıştığından bahsettik. SQL Server'ın log dosyasından bahsettik, data dosyasından bahsettik. Log dosyasında herhangi bir işlemin, manipülasyon işleminin ilk önce log dosyasına yazıldığını, oradaki işlemde problem olmadıktan sonra, o transaction tamamlandıktan sonra data dosyasına aktarıldığından bahsettik ve begin tran, commit tran, rollback tran gibi işlemlerden bahsettik. Herhangi bir tabloda delete, update işlemi yaparken el alışkanlığı haline getirip begin tran kullanarak bu komutları kullanmanın gerekliliğinden bahsettik. Bir takım hata senaryoları gerçekleştirdik. Dolayısıyla artık SQL Server hakkında bir altyapımız oluştu, bir bilgi sahibi olduk. Bugün biraz daha ileri seviye bir konu üzerinde konuşacağız. İlk konumuz trigger'lar. Vakit kalırsa da backup ve store konusuna girmek istiyorum. Biraz daha SQL Administrating tarafı. Şimdi veri tabanı dersini alan arkadaşlar kimler var içimizde? Daha önce almış olan veya şimdi alan. Hemen hemen herkes almış, evet. Trigger konusunu işlediniz mi? Ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne işe yaradığını. Peki ne işe yarıyor? Bir işlem yaptığınızda o işlemden önce ya da çalışarak daha önceden belirlenen prosedürü yerine getiriyor. İşlem dediğimiz ben select çektim. Select'ten önce ya da sonra çalışan bir işlem. Evet. Select'ten. Yani evet. Trigger dediğimiz işlemler arkadaşlar data manipülasyonları sırasında çalışan işlemlerdir. Yani data manipülasyonun şeydeki karşılığı insert, update, delete database triggerlar için konuşuyorum. Insert, update, delete cümlelerinden sonra çalışmasını istediğimiz yapılardır. Peki biz neden çalışmasını isteriz insert, update, delete'den sonra bir işlem? Başka bir tabanda eklenen bir kod varsa başka bir tabloda mı, başka bir veri tabanında mı? Başka bir tabloda. Başka bir tabloda. Mesela öğrenci tablosunda işte not tabloların kanal tablosundaki önüne kanal orta ana tablosundaki diyeceksin. Benim bir değişikliğin diğer tabloda şimdi bir öğrenci tablom var. Bir de not hareketleri tablom var. Bir de Gano dediğim tek satırda tutulan bir tablom var. Yani öğrenci numarasının Gano'sunu belirleyen. Ve bu Gano hesaplanırken de benim şimdiye kadarki not hareketlerim üzerinden hesaplanıp oraya yazılıyor. Doğru mu? Peki. Biz neden peki? Hani Gano sonuçta real time hesaplanacak bir şey. Neden onu hesaplamayız da gidip Gano tablosuna yazdırırız. Gano tablosundan okuruz mesela. Daha hızlı olsun diye. Çünkü tek satırdan okumak var. Şimdi öğrenci tablosundaki not hareketleri çok böyle büyük data olmayabilir aslında. Hani bir öğrencinin işte 4 yıl boyunca aldığı toplam kaç ders var diyelim. 30 ders almış olsa, bilmiyorum belki de daha fazladır. Her birinin işte 3 tane sınav olmuş olsa, 3 tane not olmuş olsa işte 120 bilemedin 200 tane not aslında öğrenci başı gerçekleşiyor. Bunu 65 bin ile çarptığın zaman 200 çarpı 65 bin ne yapar? 65 bin, 110 bin, 1 milyon 200 yapıyor. 10 yıllık baktığın zaman da 12 milyonluk bir şeyden bahsediyoruz aslında. Gene büyük bir veri değil. Ama tabii ki bir şeyi hesaplarken şimdi 65 bin öğrenciyi 10 ile çarp, 650 bin. 650 bin nerede? 12 milyon nerede? Yani Gano tablosu 650 bin satır tutar toplamda. Ama şeye baktığın zaman, diğer taraf hareketlere baktığın zaman 12 milyon satır tutar. Dolayısıyla benim Gano tablosunda buradaki fayda maliyet hesabı yapmam lazım. Gano tablosu sürekli çekilen bir bilgi mi? Her yerde çekiliyor. Öğrenci işlerine giren yerde muhtemelen ben bilmiyorum ama Gano bilginiz orada geliyordur. Yani her yerde çekilen bir bilgi ama not girişi o kadar fazla mı? Yani çekmeye göre çünkü her öğrenciye bir sınavdan sonra not giriliyor ve bir kere giriliyor. Ama her öğrenci her gün öğrenci işleri programına giriyor. Dolayısıyla fayda maliyete bakmak lazım. Insert tarafında benim az işlem yapılan tarafında ben bunu bir trigger'a hesaplattırıp sisteme update edersem
çekerken de tek tablodan çekersem bu benim için bir performans kriteridir. Burada trigger kullanılabilir. Peki başka ne için kullanırız triggerları? Geçen hafta yaptığımız örnekte de kullanabiliriz. İşte mesela toplam satış var, işte yapılan satışlar var. Bizim mesela bir yazmıştık geçen hafta. O çok yazdığımız için bir sorguydu. Hem o sorguyu daha kısa sürecek hale getirmiş oluruz. Hem de işte veritalarımız daha az oluyor. Şimdi o da olabilecek bir şey. Söyle. Server'a bağlanan kullanıcıların bilgilerini yoksa... Güvenlik evet. Anlamında kullanılabilir. Şimdi senin soruna, söylediğine biraz katkı yapayım. Şimdi bizim günlük bir fabrika olduğumuzu düşünün. Ve günlük üretim gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan ürün üretiyoruz, bir taraftan da ürettiğimiz ürünü sevk edip gönderiyoruz. Ve çok hızlı üretim yaptığımızı düşünün. Yani her bir ürünümüz bir barkod okumayla gerçekleşiyor. Bantta üretim yapıyoruz. İşte 3 saniyede, 5 saniyede bir barkod okutuluyor ve sisteme kayıt aktarılıyor. Şimdi 5 saniyede bir kayıt aktarılsa bu dakikada 12 kayıt yapar. Saatte 720 mi yapar? Saatte 720 kayıt yapar. 24 saat çalıştığını düşünsek, 20 saat çalışsa ne yapar? 1500, 15.000. Günlük 15.000 adet üretim kaydı var. 5 saniyede bir barkod okulduğunu düşünürsek. Bunların da hani günlük 15.000'e yakında bunun sevk edildiğini düşünün. O da bir stok hareketidir. 15.000 satırda bunun gitme hareketi var. 30.000 satır. Aylık ne yapar? 30'la çarptığın zaman 90.000, 900.000 satır yapar. 1 milyon diyelim. Yıllık ne yapar? Yıllık da 12 milyon satır yapar. Ve ben şunu görmek istiyorum. Üretim bandımın sonuna LCD televizyonlar koydum ve oranın mühendisi, şefi şeyi görmek istiyor. O günkü yapılan üretimi real time görmek istiyor. Bir tane de program yazdık. O programda 5 saniyede bir sorgu çekiyor. Ve o sorguda ne yapıyor aslında? Hareket tablomdaki toplam girenlerin toplamını alıyor. Toplam çıkanların toplamını alıyor. Birbirinden çıkartıyor. Benim elimdeki mevcut son bu diyor. Ve bunu 5 saniyede bir, 10 saniyede bir real time olarak gerçekleştiriyor. Şimdi 12 milyon satırlık bir tablo dediğimiz zaman fabrikamda da benim 10 tane, 20 tane üretim bandı olsa sistemi ciddi şekilde yoran bir yapıdan bahsediyoruz. Oysa benim orada çalıştıracağım bir trigger bu stok tablosunu, aynı Gano tablosu gibi toplamda benim işte ürettiğim 50 çeşit ürün olsa 50 çeşit ürünün yıl boyu tarihe böl 365 satırda şey olacak. 50 çarpı 365 ne yapar? 1500, 15.000 mi yapar? 15.000 satırlık bir tablodan bahsediyorum. Bir tarafta 15.000 satırlık bir tablodan veri çekmek var. 5 saniyede bir. Bir tarafta 15 milyon satırlık bir tablodan veri çekmek var. 5 saniyede bir. O zaman benim her insert'ün altına yazacağım bir tane trigger. Eğer artıysa stok tablosunu artı bir yap. Çıkışsa stok tablosunu eksi bir yap. Yani çok pratik bir şekilde bir tek satırlık tabloyu güncelleyecek bir yapım ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla Mehmet'in verdiği örnek üzerinden gidecek olursak o satış için bir şey yaptı. Biraz daha ben detaylandırdım hani üretim anlamında. Burada kullanabiliriz. Yine yüklü raporlarımız varsa 10 yıllık rapor çekiyoruz mesela. Satış yani bugüne kadarki yaptığım satışları görmek istiyorum ama 10 yıl geriye giderekten böyle yıl yıl görmek istiyorum. Bu tarz sistemler içinde genelde trigger tarzı şeyleri tercih etmiyoruz. Data warehouse dediğimiz yapılar var, veri ambarı. Bu ne? Normalde siz relational database kullanırız biz. Nasıl söyleyeyim? Müşteriler var, satışlar var, mağazalar var, ürünler var, ürün grupları var, markalar var vesaire. 20 tane tablodan join yapıp böyle devasa bir rapor çektiğimizi düşünün ve bunu 10 yıllık çekmeye çalıştığınızda bu sistemi kasacak bir şey. Hem rapor çeken adamı bekletiyor hem sistemi yorduğu için o an sistem üzerinde işlem yapan insanları aksatıyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler için 10 yıllık bir dataya bakıyorsam benim saat saat anlık görme ihtiyacım çok fazla yok. Bir gün öncekini görsem kafi. Bunun için de biz işte data warehouse dediğimiz veri ambarı dediğimiz yapılar kullanırız. Bu joinlenmiş şekildeki gelen SQL query'sini
Gece saat 2'de sistem boşken çalıştırır, bir tane tabloya yazar. Benim raporlarım da oradan çalışır. Böylelikle sistemi de yormamış olurum ve ben de hızlı şekilde cevap almış olurum. Bu da farklı bir sistem performansıyla alakalı farklı bir yöntem. Bir diğer nokta güvenlik tarafı. Şimdi benim bir database'im var. Bugün onun örneğini yapacağız inşallah. Geçen hafta şeyden bahsettim size. Excel'den SQL Server'a bağlanma yapısından bahsettim. Ve orada biz bir yanlış uygulama yaptık. Tam yetkili kullanıcıyla bağlandık şeye. SQL kullanıcısıyla bağlandık. Ve bu Excel'i kullanıcıya verdik. Şimdi kullanıcının bu açığı bilmediğini varsayıyoruz. SQL bilmediğini varsayıyoruz. Ama ya biliyorsa? Mesela neler yapabilir? Girer personel insan kaynakları programının veri tabanına. Ayın 15'inden önce kendi maaşını, ayın 14'ünde kendi maaşını %10 arttırır. Çok da büyük rakam arttırmaz ki dikkat çekmesin diye. Zaten yeni sistemde vergi hesaplaması vesaire bilmem ne maaşlar hep oynuyor zaten. İşte şeyde yılın ilk 3-4 ayı yüksek alıyorsunuz, ondan sonra azalarak gidiyor, vergi dilimine dahil oluyor. Dolayısıyla hani bu adam her ay bu kadar maaş alırken bu ay bu kadar maaş almışım vesaire yakalaması ciddi bir böyle kontrol olmadığı müddetçe çok zor. Girdi, maaşını %10 arttırdı. Bordro hesabı yapıldı ve maaşı %10 fazla olarak hesabına yattı. Ertesi gün girdi tekrardan SQL üzerinden maaşını tekrardan %10 düşürdü, eski haline düşürdü. Kim farkına varabilir, nasıl farkına varabilir bunu? Eğer biz bir şey kurmadıysak, bir yapı kurmadıysak kimse farkına varamaz. Çünkü insan kaynakları programlarının kendisinde bu tarz maaş değişikliği vesaire yaptığında arka tarafa kayıt atar. Hani değişikliği yapan kişi eski hali neydi vesaire. Ama biz burada doğrudan veri tabanına müdahale oluyorsak o zaman önlem alan kişinin de doğrudan veri tabanı üzerinde bir önlem alması lazım. Bu da ne? En basit anlamda bir trigger. Şimdi bakalım. Bir tane bir örnek gerçekleştirelim burada. Şimdi şu market database'imizden gidelim. Sonra maaş örneğini vereceğim. Şey market diyorum. Tiger Plus gidelim. Evet. Bunun altında trigger'lar varmış ama disable durumda. Şuradaki yandaki işaretinden. Dolayısıyla bir şey ifade etmiyor. Trigger'ların ne olduğunu, bir tablonun altında trigger var mı yok mu? Burada görüyoruz. Biz şimdi sıfırdan bir trigger yazalım. Deminden beri epey bir teori kısmından bahsettik. Şimdi oturup bir trigger yazalım bakalım. Şimdi biz trigger'da data manipülasyonundan bahsettik ya. Data manipülasyonu eşittir insert, update, delete. Şimdi insert, update, delete olduğunda ben bir o tabloyu bu değişikliği kim yapmış bunu görebilirim. 2 hangi bilgisayardan yapmış bunu görebilirim. 3 ne zaman yapmış bunu görebilirim. 4 hangi programla yapmış bunu görebilirim. 5 hangi SQL cümlesini kullanmış bunu görebilirim. 6 ne değişikliği yapmış? Yani delete from öğrenciler ver ögrno eşittir işte 1516 demiş ama bunu benim bilmem bir şey ifade etmiyor artık. Eğer o kayıt yoksa artık 1515 numaralı kayıt yoksa bilmem bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla o silinen kaydı da kayıt altına almam lazım. Veya update maaş set maaş eşittir maaş çarpı 1.1 cümlesini görebilirim. Ama bu adam bunu 2 kere yaptıysa 3 kere yaptıysa geçmişine şey yapmam lazım, bakmam lazım geçmişteki değerleri neydi. Dolayısıyla bu değerleri bulmak adına trigger yazacağız. Şimdi bunu yaparken de trigger'da 2 tane şeyim var. Bir inserted tablom var, bir deleted tablom var. Inserted insert ve update işlemlerindeki yeni değerler. Insert de zaten yeni değer kendisi insert ediliyor. Update'te de yeni değer, update edilen değer. Yani ben maaşımı 1000 liradan 1100 liraya çıkartıyorsam o benim için 1100 inserted.
1000 lira ne oldu? Eski değer. O da deleted tablosunda tutuluyor. Peki insert yapıyorsam insert tablosunda kayıt var kendisi. Deleted tablosunda kayıt yok. Çünkü değiştirilen bir şey yok. Peki silme gerçekleştiriyorsam da insert tablosu boş, deleted tablosu dolu. Örneğini gerçekleştirelim şimdi. Arkadaşlar benim burada bir tane tablom var. Evet. Aynı network test'i çalıştırır. Yani fabrikanın içinde başarılı. Tabii. Ve fabrikanın böyle bilgisayar dışarısı fazlaysa olsun. IP'sini, MAC'ini, her şeyini yakalayabiliyorsun. Yani burada bu önlem alırsak isterse 500 tane bilgisayar olsun. Amacımız zaten o. Bilinmeyen nokta neyse onu yakalamak. Şimdi arkadaşlar şu basit bir tablo. Şu tablo üzerinde şu işlemi gerçekleştirdim. Update LG014 items set kod eşittir. Sonuna 1, 2, 3 koydum. Şimdi benim şöyle çalışan sorgum artık çalışmaz oldu. Değil mi? Çünkü kodu değiştirdim ben burada. Peki bunu kim değiştirmiştir? Nasıl değiştirmiştir? Eski hali nedir? Bunun üzerine kafa yoracağız. Bunun için aklınızda kalsın. Trick, İngilizce tetik, trigger, tetikçi, tetikleyen. Yani bir olay olduğunda başka bir olayı tetikleyen yapı. Trigger. Oradan aklınızda kalsın. Olayımız insert, update, delete. Başka tetiklenecek olayda biz yazıyoruz. O da şöyle yazılıyor. Create trigger. Trigger'a bir isim verelim. Ne diyelim? Log diyelim mesela. Items log diyelim. On hangi tablo üzerinde olacak bu? S. Bakın bu şekilde yazıyoruz. Şimdi ben bunu loglamak istiyorum. Arka tarafta bu yapılan işlemleri loglamak istiyorum. Loglamak için benim tablomda herhangi bir alan değişebilir, değil mi? Tablomda bir sürü alan var. Bu items tablosunda herhalde 150 tane alan var. Dolayısıyla o alanların hepsini içeren ayrıyeten de log date, işte log host name, bilgisayar adı gibi, log program name gibi bir takım alanları da koyarak onu kayıt altına almak istiyorum. Bu dediğim şimdi anlaşılmamış olabilir. Uygulamada anlaşılacak. O yüzden arkadaşlar şurada bir tane ben bir log database oluşturayım. Adı log olsun. Şu tablonun da elle teker teker oluşturamayacağım için bütün alanlarını sağ klik script create to new query editor dedim. Bayağı da varmış gördüğünüz üzere. Özellikle büyük tablolar üzerinde çalışıyorum ki meselenin ciddiyeti anlaşılsın. Şurada şeyi seçiyorum. Log dosyasını seçiyorum. Şurada şu logical def alanı otomatik artan olmayacak artık. Neden otomatik artan olmayacak? Çünkü bu tablo birden fazla update olabilir. Birden fazla update olduğu için aynı logical def'li kayıt birden fazla tekrar edecek. Dolayısıyla otomatik artan olursa bura patlar. O yüzden orayı kaldırıyoruz. Ekstradan alanlar koyuyorum ben buraya. Mesela log date date time virgül log hostname varchar. İsimleri karışmasın diye özellikle logla başlattım. Çünkü başka ona benzer bir hostname diye başka bir alan olabilir mesela tabloda. Log program name log action type diyelim. Insert update delete ne yapmış? Virgül ne kaldı? Username
Bu kadar yeterli şimdilik. Bakalım. Şunun adını log gibi yapayım da. Şey karışmaz. Evet, içi boş şu anda. Şimdi arkadaşlar, benim burada neye ihtiyacım var ekstradan? Log date, log host name, log program name, log action type, log user name. Şimdi declare at action type as varchar 100 diyelim. Declare at log host name as varchar 100 diyorum. Declare at log program name varchar 100. Declare at log username as varchar 100. Log date'i tanımlamadım. Onu zaten getDate fonksiyonuyla otomatik olarak atacağım. Çünkü sistem tarihiyle birlikte atsın istiyorum. Şimdi action type'ı direkt ilk önce elle tanımlayacağım. Daha sonra ne olduğunu anlarız. Update işlemi olsun. Şeyi yazmadık bu arada. Create trigger items log. Şuradan bir şeyini alalım, script'ini alayım. Bakın. Şurada create trigger, trigger'ın adı. On, tablonun adı. After, ne zaman çalışacak bu? Insert, update, delete. Şunu da alalım. Şu an sadece update işleminde çalışsın bu. Bakın hostname diye fonksiyonum var. Hostname'i direkt çekiyor. Program name diye var mı? Yokmuş. O zaman onu yakalayacak bir şey yazmamız lazım. Ben şu an hangi programla bağlayayım buraya? Nasıl? Management Studio. Şimdi bakın arkadaşlar, SQL'de şöyle bir komut var. Processes. SQL'e bağlı olan kullanıcıları gösteriyor. Arka tarafta benim çalışan uygulamalarım varmış. Management Studio'da birden fazla açılan şey var. Peki benim şeyim hangisi? Bunlardan kullanıcım hangisi? Bakın şurada SPID diye şey var. SQL'e bağlanan herkese SQL Server bir SPID veriyor. Benim SPID'im kaç? Bakın o da şurada yazar. 62. Ver SPID eşittir 62. Bakın benim bilgilerim geldi. Ne bilgim var? Login time. 19.38'de login olmuşum sisteme. Dersin başladığı saat. Last batch. En son ne zaman şey çalıştırmışım? SQL çalıştırmışım. 19.44.35'te. Biraz önce. Host name. Ömer Lenovo makinesinden bağlanıyorum. Program name. Microsoft SQL Server Management Studio. CMD. Select işlemi gerçekleştirmişim en son. Net adres. Şu benim Mac'imin adresi. Net library hangi library ile bağlanmışım onu gösteriyor. Context. SQL handle. Son çalıştırdığım SQL cümlesini. Bunu çeviren bir tane fonksiyon var. Son çalıştırdığım SQL cümlesini çeker bana. Dolayısıyla burada ihtiyacım olan birçok şey var. Peki SPID 62'yi ben nasıl bulacağım? Şurada 62 diye yazarak değil tabii ki. Bunun da SPID diye bir tane fonksiyonu var. Şöyle miydi? Bir bakayım. Etet SPID. Bakın 62. O zaman
benim şu değişkenlerime şunu diyeceğim. Host name'li almışım. Program name eşittir. Program name from master.cs.processes. Hatta net adresimi de alayım. Eğer dışarıdan bağlanıyorsam IP, içeriden bağlanıyorsam MAC. Şu tabloma bir alan daha ekleyeyim. Şuraya da bir değişken daha tanımlayayım. Log.net adresi de şu eşittir net adres diyelim. Program name'i buradan aldık. Username onun da fonksiyonu var eşittir username. Evet, bütün değişkenlerimi aldım şu anda. Şimdi tabloda update gerçekleştirdiğim zaman update edilmeden önceki halini artı bu işlemleri yapan kişinin bilgisayar adı, IP'si, hangi programdan yaptığı gibi bilgilerle birlikte içeriye kayıt yapacağım. Bunun için insert into logdb.dbo.lg014items. Şunun kolonlarını getirelim şuraya. Çok fazla kolon olan şeylerde pratik şekilde onları getirmenin yolu şunu alıp şuraya bırakmak. Select kolon isimleri from inserted deleted. Bu bir update cümlesi olduğu için deleted. Şimdi şu sona gelelim. Şunların hepsi kolon isimleri ama şuradan sonrası değişkenler, değil mi? Add log date, add log host name, log program name, log action type, log username, log net address. Log date, get date atacağız, evet. Log action type tanımlamamışım diyor. Trigger'ım oluştu. Şimdi şu kodu 1-2-3 olanı başka bir örnek üzerinde yapayım ya da kafamız karışmasın. Şu. Sonuna 1-2-3 ekliyorum. Bak. Update cümlem çalışmadı. Alttaki hataya bakın. Ne diyor? Büyüteyim mi? Bu hatayı bana bir yorumlayın. logdbo.dbo.lg014items diye bir objeyi bulamadım dedi. Peki bu update'i gerçekleştirmiş mi? Pardon. Update'i gerçekleştirmemiş. Eski haliyle duruyor. Bir daha çalıştırayım. Şimdi benim SQL cümlemde genelde şöyle olur. Tablonun adını yanlış yazmışımdır. Mesela çift S ile yazdım. Invalid object name lg014items. Yani böyle bir obje yok diyor, update edeceğim diyor. Ama ben burayı doğru yazdım. Bana böyle bir hata verdi. Böyle bir şey, obje yok diye. Benim şeyimin içinde, SQL cümlemin içinde böyle bir şey geçmiyor. Log.dbo falan diye bir şey geçmiyor. Nereden geliyor bu? Trigger'ı yanlış yazmışım ben. Arka taraftaki çalışan trigger'da log.db nokta yazacağım şeye bir tane de o diye uydurmuşum sonuna. O zaman trigger'ımıza bakalım. Düzeltmek için hemen create'i alter yapıyoruz.
Hatalı olan yeri buluyoruz. Alter yaptık. Şimdi çalıştırıyoruz. Normalde ben bir tabloyu update, insert bir şey ettiğimde burada one row effected yazardı değil mi? İki tane one row effected dedi. İki tane manipülasyon gerçekleştiriyor aslında. Bir tanesi bu tablonun update'i, diğeri log tablosuna yaptığım insert. Değiştirdiğim kod neydi benim? Sonunda 1-2-3 olmayan. Yeni kodum ne? Sonunda 1-2-3 olan. Peki eski koduma bir bakayım. Onu da nereden bulacağım? Bakın buraya bir kayıt düşmüş. Ve kodumun eski hali var. Sonuna bakalım. Şu tarihte yapılmış. Ömer Lenovo makinasından yapılmış. Microsoft SQL Server Management Studio üzerinden yapılmış. Update işlemi gerçekleşmiş. Username alamamış. Ona bakacağız. Niye olmadığına. Bu da benim MAC adresim. Doğru mu? Bir bakalım. Pardon. Ben şu an şeyle bağlandım. Network bağlantım yok. Shared Memory ile bağlandım. Network'ten bağlanınca o biraz daha anlamlı olacak. Ama sonuçta bilgisayarın adını yakaladı. Şu kullanıcıyı niye yakalayamadık ona bir bakalım. Kullanıcıyı da o zaman şeyden çekelim. Username'i de log username eşittir. Gene şuradan çekelim. Bakalım böyle bir alan var mı? Login name. Öyle bir değişken de vardı sanki ya. Login name. Arkadaşlar bunu tekrardan eski haline getireyim. Bir update daha çalıştırayım. Ne olur şimdi? Bir kayıt daha eklenir. Başka bir fikri olan var mı? Bakıyoruz. Öyle gibi görünüyor. Bir kayıt daha ekledi. Bu sefer bundan önceki değiştirilmiş hali ekledi buraya. Yani her seferinde bir önceki hali neyse onu ekliyor. Bu sefer şeyi almış mı? Evet. SA kullanıcı adı. Peki. Ben şimdi birden fazla şey update etmek istiyorum. Yani şunu alayım. Şunların isimlerini Ömer yapmak istiyorum. İki tane. Ne olur sizce? Şunu çalıştırdığım anda. Bu iki tablo, bu iki şey satır update eder mi? Eder. Log'a nasıl atar? Nereden biliyoruz iki ayrı satır olarak atacağını? Arkadaşlar, insert into select komutunu biliyor musunuz? Şöyle ondan biraz bahsedeyim size. Bakın. Create table test diyeyim. İçinde kod
varchar 100, name varchar 100. Şimdi bu test tablomun içerisine ben items'taki istediğim iki tane alanı atmak istiyorum. Yani şunu. Şimdi elimizde 23.000 satır tablo var. Bir tablomuz var, kayıt var. Ben başka bir tabloya bu 23.000 satırı kayıt etmek istiyorum. Normal programlama bilginizle bunu nasıl yaparsınız? SQL'e bağlanıp bu 23.000 satırı okuyup döngüye takıp başka bir tabloya insert into diyerek mi olur cevabınız? Onu soruyorum işte. Bu şey kalıbı biliyor musunuz diye. Şimdi bakın, eğer sizin kaydınız 300 bin, 500 bin satırsa bu iş böyle döngülerle falan olacak işler değil. Teker teker insert, commit, insert, commit, insert, commit. Bu ciddi zaman alan şeyler. Bu tarz şeyleri pratik bir şekilde SQL üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. İşte insert into select komutuyla. Tablomu oluşturdum. Tablom neydi? Insert into test code name. Saniye sürmedi. Bakalım. Evet, içine attım bu kayıtları. Şimdi dönelim trigger'a. Ben trigger'da ne yazdım? Yorumlayın burayı. Insert into select yazdım, değil mi? Deleted tablosu bir satır değildir arkadaşlar. Deleted tablosu update'te veya delete'te ben ne sildiysem veya ne değiştirdiysem o kadardır. Eğer ben 20.000 satırı güncelliyorsam deleted tablosu 20.000 satırdır. Eğer bir tane satırı güncelliyorsam deleted tablosu bir satırdır. Onu bilemeyeceğim için ben buraya insert into select komutu yazdım. Kaç satır gelirse gelsin sen buraya bunu içeriye at. Şimdi şunu bir temizleyelim. Log tablomu temizledim. Ya. Efendim? O select cümlesi için yazdım. Select cümlesi aynı database olduğu için mi yoksa? Yani farklı bir database de yazabilir miyiz? Farklı bir database şu anda zaten. Yani time class'ın dışında başka bir database. Log DB işte database'in adı. O yüzden başına şey koydum. Insert into logdb.lg014 items diye. Yani bir database çalıştırdığım SQL başka bir database'deki bir tabloyu etkileyecekse database'in adı nokta dbo nokta tablo adı şeklinde kullanıyorum. Şimdi bakalım. Şu tablomun içini boşalttım. Update'i çalıştırıyorum. Bakın. Two rows affected, two rows affected. Birinci üst taraftaki iki tane tablonun kendisi. Alt taraftaki iki tane de iki satır yazdım diyor log tablosuna. Bakıyoruz. Şimdi biz bu trigger'ı nerede yazdık? Update'de yazdık değil mi? Bu tablonun üzerinden ben bir kayıt silsem ne olur? Şimdi elimde şu satırım var ve ben bu satırı uçurmak istiyorum. One rows affected. Geçmiş olsun. Delete'den sonra update mi yapayım dedim? Neyi update yapacağım? Update'i trigger'ımız var, gidip delete tablosuna bakıyor ya. Heh. Update yaparsanız belki geri getirir. Delete tablosuna i̇şte, bakıyor. Akü yok. Hiç kayıt yok. Rollback de yapamam. Çünkü begin tran demedim. Geçmiş olsun yani üstüne bir bardak su için artık ya şey yok bunun. Kayıt gitti. Hocam bunu da geri getiriyor da purge yazınca geri getiriyor. Nasıl? Böyle önce geri getiriliyor ama purge yazınca geri getiriliyor. Onu Oracle'da olan bir şey. Sistem o shift delete de normal delete gibi bir şey yok. SQL Server'da öyle bir şey yok. Sildin mi gidiyor. Geri getirmenin başka yolları var ama
biraz kasman gerekiyor. Oracle'cılar arkadaşlar onunla alakalı geri dönüşümü atmakla normal shift delete yapmak gibi bir şey aslında. Öyle bir altyapı kurmuşlar. Şimdi başka neyim vardı? Dur bir de şu kod var. Şu kod duruyor ama ona bir sahip çıkalım şöyle. Şu. Şuraya geldim. Before SQL Server'da yok diye biliyorum. After var, instead of var. After bu işe yarıyor. Instead of o daha fantastik bir şey. Adam mesela bir şey silmek istiyor ya. Silme yerine sen şunu yapıyorsun mesela adama. Yani delete from'u yazdı. Adam silemesin. Arka tarafta da kayıt altına alsın mesela. Veya adama hata bassın. Instead of trigger'ı var, after trigger'ı var. Bunu bilmeniz yeterli şu anda. Instead of yerine zaten İngilizcesi. Hani silmek yerine şunu yaptır. Update yerine bunu yaptır anlamında. Ne diyordum ben? Heh. Şimdi mesela trigger'ıma geldim. After update'den sonra after delete yazdım. Bunu da F5 yazıp çalıştırdım yani. Şimdi ne olur sizce? Evet, yorumları alayım. Şimdi şunu delete yapacağım. Hatta şu ikisini alayım. Kaç satır affected? Tahminler alayım. 2. 2 derken 1-1 şeklinde mi? 1-1 şeklinde. 2-2 şeklinde. Peki başka fikri olan 3-4. Çalıştırıyoruz. İlginç olan taraf şu, yani burada bir hatamız var. Bir saniye bir bakalım. O doğrusu olması gereken 1-1'di. Çünkü zaten birini silmiştik. Ama sanki trigger'ımız çalışmadı gibi. Ha. Trigger tablosundan silmişiz. Niye demiyorsunuz? Şura. Burayı normal bizim şeyden sileceğiz. Şuradan. Şimdi ne gelir? Bir bir değil mi? Ben de öyle umuyorum ama ötekini de farklı şeyden silmiş olabiliriz. İki iki. Öbürünü de şeyden silmişiz. Yine log'dan silmişiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya attı. Action type'a geliyoruz. Ne yazmış? Action type'a update yazmış. Neden? Elle verdik. Oysa bunu bir hesaplattırmamız lazım değil mi? Şöyle. Onu da nasıl hesaplattırırız peki? Bu insert mi, update mi, delete mi olduğunu? Yo, mantık yürütün ya. Şu ana kadar öğrendiklerinizle alakalı mantık yürütün. Bir şey bilmeniz gerekmiyor. Silme işlemi nedir? Hangi tabloda kayıt vardır? Deleted'de. Inserted'de kayıt var mıdır? O zaman Inserted tablosundaki kayıt sayısına bakacağım. Deleted'deki kayıt sayısına bakacağım. Eğer ikisinde de kayıt varsa update. Inserted'de varsa insert, delete'de varsa delete. Basit bir if yazacağız yani. Şimdi gelelim. Insert count diyorum. As integer, delete count as integer, select at insert count eşittir count yıldız from inserted. Fark ediyorsanız burada tablodan gelen değere değişken atıyorum.
Tablodan tek satır dönüyor ve tek alan alıyorum count yıldız diyerek. Dolayısıyla ben onu bir yukarıda tanımladığım bir değişkene atayabiliyorum. Bir de bunun deleted count'unu yapalım. Delete count'unu. Geliyorum if at insert count büyüktür 0 and delete count büyüktür 0 set action type eşittir update. If insert count eşittir 0 and delete count eşit büyüktür 0 ise action type eşittir delete. If insert count büyüktür 0 ve delete count eşittir 0 ise bu da insert. Yukarıya bu sefer şeyi de artık gönül rahatlığıyla yazabilirim insert anında da çalışsın diye. Ama insert triggerlarını genelde kullanmayız bu tarz güvenlik amaçlı. Çünkü zaten içeriye insert edilen başka bir yerde loglanmasına gerek yok. Kendi zaten. O update edildiği zaman veya delete edildiği zaman bizim için bir şey ifade ediyor. Şimdi çalıştıralım. Bunları artık sildik. Hocam bir şey soracağım. Şimdi siz büyüktür sıfır dediniz ya. Daha önceden ben kayıt eklediysem herhalde kendi büyükten sıfırdan büyük olmaz mı? Neye kayıt eklediysem? Yani önceden beri silip eklediği sıfırdan büyük olmaz mı? Deleted inserted tabloları fiziki tablolar değil arkadaşlar. O anki bizim yaptığımız SQL cümlesinde içeriye ben kaç tane kayıt ekliyorsam benim session'ıma göre açılmış, yani başka biri o deleted tablosuna ulaşamaz. İçeriye insert, update, delete yapan kişinin memory'de oluşturulmuş şey tablo bilgisi. Tamam? Yani sadece siz mi tetikliyorsunuz şu anda? Evet. Evet. Mesela... Bakın şunu unutmayın. Trigger'lar transaction'ın bir parçasıdır. Bu ne anlama gelir? Transaction ne bazlıdır? Kayıt bazlıdır. Kullanıcı bazlıdır, değil mi? Yani ben burada bir transaction açtıysam başkası o tabloda o kayda erişemez vesaire. Transaction'ı ben kapatana kadar. Trigger'lar da transaction'ın bir parçasıdır. Ben trigger'ı burada yazıyorum ama global bir şekilde yazıyorum ama Ömer kullanıcısı update LG014 items dediği zaman o trigger benim için bu transaction'ın içerisinde çalışıyor. Dolayısıyla trigger'da bir problem olursa transaction tamamlanmamış olur. Otomatik olarak rollback yapar. Biraz önce olduğu gibi tablo adını yanlış yazdım diye. Ve kayıt gerçekleşmemiş olur. Dolayısıyla transaction'ın trigger'lar transaction'ın bir parçasıdır ve bundan dolayı da doğrudan user'a bağımlıdır. Yani oradaki deleted tablosu, insert tablosu sadece o anki session'ı açan user'ı ilgilendirir. User'dan kasıt da Ömer Çolakoğlu anlamında değil. Ömer Çolakoğlu burada birden fazla kullanıcı açabilir. Birden fazla session açabilir bir uygulamada. Sistem her Ömer Çolakoğlu'na her session için farklı SPID'ler verir. Mesela buradaki SPID 68'miş. Buradaki SPID 62'ymiş. Buradaki SPID 69'muş. Dolayısıyla SPID verdiği kullanıcıyı ilgilendirir. Inserted, deleted tabloları. Tamam. Yani hocam normalde deleted olan biri bilgisayarına silmiş olsa sizler yani SQL bilgilendirir değil de siz o bilgisayara gitmek zorundasınız yani o da herhangi bir... Yok öyle düşünme. Bu anlık çalışıyor. Anlık çalışan bir şey. Hafızada ben nasıl connection açtım? O connection havuzunda benim için anlık çalışan deleted tablosu, inserted tablosu trigger anında oluşan bir şey. Ve benim session'ıma has oluşan bir şey. Fiziken öyle bir tablo yok yani. Oracle'da bir alt var diye. Nokta new nokta alt var diye Oracle'da. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bir kayıt daha uçurayım. Peki şu an kaç tane gerçekleşir? Bir bir. Evet, bakıyoruz. Ne oldu? Log action type.
Delete. Onu da yakalamış olduk burada. Onun şeyle zorluyuz. Hani bu delete aktiviti belirlediğimiz yerde if exist delete tablosu varsa if exist de kullanabilirsin. Ben biraz anlaşılması kolay olsun diye bildik komutlardan gideyim dedim. Hani count yıldız çekerek. Exist de yapabilirsin. If exist de şey diyecek sana. If exist select yıldız from deleted. If exist. İki tablo da aynı anda var. İki tablonun içinde kayıt yok. Eğer iki tablo aynı anda var olmasa benim bu sorgum çalışmaz. Deleted diye tablo bulamadım der. Tablo var, içinde kayıt yok. O yüzden if exist tablo demeyeceksin. If exist select yıldız from deleted. Öyle diyeceksin. Şimdi bir kere şu trigger olayını anladık mı? Şimdi canlı bir örneğini yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptığımızı düşünelim. Excel'de bizim içerideki arkadaşlardan birine bir rapor hazırladık biz. O raporumuzda şöyle bir şey olsun. Hızlı gelecek şekilde yapayım da. Şimdi hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Veri diğer kaynaklardan SQL Server'dan 192 160, pardon kendi şeyim SFAP 2 SA parolamı giriyorum. Fark etmez. Şuradan herhangi birini seçeyim. Sorgunun içinde zaten onu değiştireceğim. Bakın şurada başına tigerplus.db yazdığım için şu yukarıda connection string de mesela market database'i burada bağlı. Önemli değil. Oradan çalışır zaten. Şimdi geldim. Şu özelliklerde de adama bir daha şifre sormasın diye parolayı kaydet dedim. Ama hesaba katmadığım bir şey var ki adam SQL biliyor. Veri tabanı tablolarını biliyor. Veri tabanı tablolarını bilmek bir keramet değil. Çünkü büyük yazılım firmaları zaten veri tabanlarının dokümanlarını da veriyorlar. Yani hangi tabloda ne tutulduğu bilgisini de veriyorlar. Dolayısıyla o dokümanı şöyle bir tane okuduğu zaman maaş bilgisinin hangi tabloda tutulduğunu kullanıcı görebilir. Ki bu adamın siciline bakalım. Bu arada bu sanal bir adam. Böyle bir adam yok normalde. 10.189 wage alanı, maaş alanı. 3150 TL gibi bir sanal bir maaş var. Bu adam elinde bir şey var, Excel var ve bu Excel'e şu SQL cümlesini yazmak suretiyle şimdi adam tabloyu biliyor mu? Biliyor. Neye göre update edecek? Siciline göre. Kendi sicil numarasını da biliyor. Maaşını da %10 arttıracak. Yani set wage eşittir wage çarpı 1.1 ver per kod eşittir adamın sicil numarası. Şimdi ben bir tane bunu bir şurada çalıştırayım. Tabii bunun altında trigger varmış. Bir önceki dersten kalma.
O trigger'ı bir disable edelim. Şimdi adamın maaşına bakalım. Maaşı ne oldu? 3465. Eski halini tekrar çevireyim. Şimdi adam geldi bu Excel'e. Şurada özellikler kısmına geldi. Şuraya geldi. Burayı böyle yaptı. Bu arada biz adamın maaşına bakalım. ...3465. İlk hali 3150 idi. Ekranı yenilemem lazım. Adamın maaşı 3465 oldu. Bordroyu yaptım. Bordro yapmak şu. Adamın birim ücretiyle o ayki işe geliş günlerini çarptırıp ödenecek parayı hesaplıyor ve bunu tüm personeller için yapıyor ve ortaya bir text dosya çıkartıyor. Bu text dosyayı da bankaya gönderiyor. Yani o text dosyada da benim TC kimlik numaram, ödeme tarihi, bana ödenecek para vesaire gibi böyle tüm personelin olduğu bir listeyi bankaya gönderiyoruz. Banka da bunu kendi sistemine aktarıp o da otomatik olarak oradaki çalışan insanların banka hesabına para yatırıyor. Sistem böyle işliyor. Dolayısıyla sizin 300-500 çalışanlı bir yeriniz varsa böyle bir şey tespit etmeniz çok zor. Adam geldi. Ertesi gün maaşını da aldıktan sonra şurayı tekrardan bölü 1.1 dedi. Tekrardan 3150'ye döndü. Bölü 1.1'i tabii ki Excel'den diyor. Şimdi bunu kayıt altına almak için artık ne yapacağımızı biliyoruz. Trigger yazmamız gerekiyor. Log tablosuna hemen bir tane şu tablomun aynısından oluşturayım. Nasıl? Adam mesela yine SM verdiyse de önce trigger disable sonra update. Adamın önce trigger disable etmesi için trigger'ı olduğunu bilmesi lazım. İlk önce sistemde trigger var mı yok mu vesaire onlara bakması lazım. Tutuluyor ama adamın akıllı olması lazım ilk önce oraya bakması için. Burada bu sefer bir hırsız polis şeyi başlıyor. Bu sefer ben polis olarak adamın öyle bir şey yapacağını da düşünüp sistemde triggerları biri disable ediyorsa bu sefer de biz şimdi neyden bahsettik? Database triggerlardan. Bir de sistem DDL triggerları var. Yani sisteme yeni bir user eklediğinde, sisteme bir tabloyu silmeye çalıştığında, sisteme bir trigger'ı disable etmeye çalıştığında arka tarafa kayıt loglayan, bana e-mail atan, SMS atan vesaire gibi bir altyapı kuruyorum ben bu sefer. Dolayısıyla adam akıllı olduğunu sanıyor. Bunun altına bunlar kesin trigger yazmıştır. Dur ben önce şunu bir disable edeyim ondan sonra işimi halledeyim diyor. Ama onu disable ettiği anda bana SMS geliyor mesela. Şu adam şu trigger'ı disable. Tamamen bir şey. Hırsız polis kovalamacası. Gelelim. Şuraya gene şu log date'lerimizi falan koyalım. Şurada mıydı? Şu bölümü alayım. Şuraya ekleyeyim. Yine bu da log database'ini kullansın. Şimdi şu tablomun altına şu trigger'ımı kopyalayıp yapıştırayım. Create trigger. Buna da
LH001 tablonun ismi assign alt-tire log diyeyim. Hangi tabloda çalışacak? Bu tabloda çalışacak. Bu kadar. Logical ref alan, pardon. Alan isimleri birbirinden farklı. Şuradan itibaren ufak bir hatamız oldu. Yok, şuradaki kolon isimlerini şu log dosyasındakinden alacağız. Nerede? Log DB. Şuraya da şuradan itibaren kopyala yapıştır yapalım. Items değil, burada LH001 person. Trigger'ımızı yazdık. Şimdi arkadaş o uyanıklığı bir daha yapsın bakalım. Özellikler. Maaşına bakıyorum. Bir saniye. Çalışmadım orası. Şurada bir saniye. Demin hata verdi herhalde. Yok arkadaşlar, şu SQL cümlesini şey yapmıyor. Hata şuradan veriyor bak. logdb.lh001person diye şeyini bulamıyorum diyor. Yok mu acaba gerçekten öyle bir şey? Yani trigger çalışmadı. Onu ben farklı bir yerde mi oluşturdum? Şeyi yanlış yazmışım. Person tablosu değil. Assign tablosu. Trigger'ı yanlış yazmışım. Alter çekelim. Evet, şimdi Excel'imizi bir daha yenileyelim. Bakalım. Excel'deki cümleyle çalıştırdı. Hatta demin Excel'de hata verdi. Yenile dediğimde neden? Bu bir update cümlesi olduğu için select çekemiyorum diyor. İşlemi gerçekleştiriyor ama select çekemiyorum diyor. Şunun altına da hemen gelelim. O hatanın önüne geçmek adına. Tarihi seçsin, hiç önemli değil. Bir de şunu yazmam gerekiyor. Set no count off muydu? On muydu? Bakayım. No count on. Evet. Tarih bilgisini çekti. Çok basit bir şey gibi. Böyle bir masum bir sorgu gibi görünüyor. Ama arka tarafta muhtemelen birkaç kere update etti. Bakıyoruz. Maaşımız uçtu. Bakalım kayıt altında mıyız?
Kayıt altındayız. ...3150'ymiş. 3465'e çıkartmış. 3811'e çıkartmış. 4192'ye çıkartmış. Kim? Ömer Lenovo şu saatte Microsoft Office 2010 kullanarak update işlemiyle SE kullanıcısıyla şu net adresinden bağlanıp bu işlemi gerçekleştirmiş. Şimdi daha anlaşılır oldu herhalde. İşin ucunda para olunca. Sorunuz var mı? Maaş sağlamı mı?